Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs'ı her yıl olduğu gibi bu yıl da emeksiz meydanında kutlayacaklarını ifade eden CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, kutlamaları organize edecek tertip komitesinin isim vermeden HDP'nin etkisinde kaldığını söyledi. Birkaç gün sonra 1 Mayıs'ı kutlayacağız. 1 Mayıs İşçi Bayramı. Dolayısıyla 1 Mayıs'ta herkesin, çalışan bütün kesimlerin, çünkü toplumun bütün kesimlerinin aslında 1 Mayıs'ta bir ilgisi, ilişkisi söz konusu. Dolayısıyla hepimizin 1 Mayıs'ı coşkuyla kutlamak gibi bir durumumuz var, bir sorumluluğumuz var. Tabii yine 1 Mayıs'ı kiralık işçiliğin konuşulduğu, kölelik yasasının önünü açabilecek, güvencesiz çalışmanın önünü en son noktası olan adeta bu kiralık işçilik yasası da görüşüldüğü bir dönemde kutlamaya hazırlanıyoruz. Ayrıca 4A, 4B, 4C şeklinde aynı işi yapanların farklı maaşlar aldığı, farklı statülerde değerlendirildiği bir yapı söz konusu ki bunu da anlamlandırmamız mümkün değil. Emeksiz'de bir şu anda tertip komitesi var. Dolayısıyla biz de 1 Mayıs'ta Emeksiz'deki tertip komitesiyle aslında geçen yıllarda olduğu gibi kutlamak istiyoruz. Fakat tertip komitesinde bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. O sıkıntı şu: tertip komitesi kendi tabanındaki, hatta üye yapısındaki aslında şekillenmeyi de tamamen bir tarafa bırakarak sadece bir partinin gölgesi altında, sadece bir partinin etkisi altında bir Mayıs kutlama gibi bir eğilimi hissediyoruz, görüyoruz değerli arkadaşlar. Tertip komitesinin konuyla ilgili bir an önce değerlendirme yapması gerektiğini kaydeden Kiraz, toplumun bütün kesimlerinin 1 Mayıs'la ilişkisinin söz konusu olduğunu belirtti. Bu durum, bu oluşturmak istenen, tertip komitesi tarafından oluşturmak istenen bu durum, aslında çalışma hayatındaki bütün işçilerimizi, bütün emekçilerimizi üzen bir durum ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu bütün saydığımız bu kesimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki hakkını da teslim etme durumunu sürekli ifade ediyorlar değerli arkadaşlar. Tabii biz buradan tekrar bir çağrı yapıyoruz 1 Mayıs'a birkaç gün kala. Bir an önce bu tertip komitesinin mutlaka bir değerlendirme yapması gerekiyor. Hepimizin ortak bir düşüncede coşkuyla kutlayacağımız bir 1 Mayıs'ın oluşması gerekiyor.